Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün erkenden kalktık, yine şöyle güneşi görelim diye derken sabahları yağmurlu uyandık bugün. Yine de her mevsimin kendine göre güzelliği var arkadaşlar. Ve çok da güzel şöyle kalonşolarımı hem göstereyim istedim. Hem de bir kalonşomu göstermek istedim size. Şöyle sabahları kalkıp balkonu gezerken gözüme çarptı arkadaşlar. Geçen de gördüm de şöyle en azından dedim şöyle bir video çekerken o güzelliği şöyle bir göstereyim dedim. Evet, benim her zaman paylaştığım bir kalonşom var ya arkadaşlar. O kalonşomdan geçen yıl çeliğinden kırdım, dikmiştim. O kadar güzel açtı ki, o kadar güzel açtı. Demek ki çiçeğimizi gençleştirmemiz gerekiyormuş. Yani diğer kalonşom da çok güzel açtı. Anne kalonşom çiçeğini kaldıramadı. Bir önceki videomda zaten paylaştım onu. Çiçeğini kaldıramıyor şu an. Gördünüz mü arkadaşlar? O kadar büyük ki şöyle tırnağımı yanına koyayım. Tırnağımdan büyük. Yani az önce de toprakla uğraştım. Tırnağıma kum gibi toprak gelmiş. Evet, tırnağımdan büyük arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne kadar güzelmiş. Sanki iki çiçeği birleştirilmiş gibi. Ya bu kalonşom beni çok seviyorum. Yani hepsini çok seviyorum da bunlar da gözlem oluyor. Yani şuradaki kalonşoya bakar mısınız? Yavru ağzı kalonşo. Bir tane çiçeği böyle resmen iki taneyi birleştirmiş. Açmış gibi. Evet, kalonşo bakımlarını genelde zaten ben sürekli paylaşıyorum. Bu kalonşomun da az sonra zaten annesini göstereceğim. Ve burada da hemen yan tarafımızda kardeşi var. Şöyle göstereyim. Evet, bunu yapraktan üretmiştim arkadaşlar. Diğeri çelikten. Bu da çok güzel açtı. Bu annesine daha çok benzedi. Anne kalonşomuza daha çok benzedi. Ama buradaki hem yaprak formu sanki şöyle yani bakan der ki hayır bu ondan değil. Bu farklı bir tür zanneder ama kesinlikle değil arkadaşlar. Bu da verdiğimiz kürlere ben hani şey yapıyorum. Sürekli mutfak artıklarından çöp diye bir şey yok arkadaşlar. Önce o çöpü siz evinizde değerlendirin, sonra çiçeklerinize değerlendirin. Ben bunu sürekli paylaşıyorum. Çöp diye hiçbir şey yok hayatımızda. Onu değerlendirebilirsek tabii. Yani kadın var, kadıncık var. O yüzden evimizdeki çöpleri bile değerlendirirsek böyle harika balkonlarımızda da harika çiçekler oluyor. Ve eğer çöp değerlendirmeyi biliyorsak organik gübre yaparız arkadaşlar onlardan ve küçücük bahçemiz de olsa ben bahçeme yapıyorum şu anda kovanın içerisinde mutfak artıklarım. Eğer onlar biraz çürüdükten sonra bahçeme kullanıyorum arkadaşlar toprağını. Oraya da kullanacağım inşallah. Evet, kalonşomuz gördüğünüz gibi harika oluyor. Ben nasip olursa inşallah gelecek yıla bunların annesini tekrar budama yapacağım ve tekrardan böyle çeliklerinden dikeceğim. Şöyle yapraktan da üretme arkadaşlar. Bu yapraktan ürettiklerimiz birazcık geç oluyor. Ama sabırsız olmazsanız vaktimiz de bol Rabbim ömür verdikçe yapraktan da üretebiliriz arkadaşlar. Şöyle ben az önce koptu mesela bu kalonşomu dokanırken onun yaprağından hemen şuraya gömdüm. Ondan sonra buraya daha önce gömdüm. Yani benim kırılan kalonşo yapraklarını şöyle de göstereyim. Bunlar kalonşo mangini. Kalonşo mangini yaprağını ilk defa denedim. Onu hani oldu desem yalan söylerim. Birazcık beklememiz gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Çiçek işi sabır işi zaten. Evet, gördüğünüz gibi şöyle küçücük bir saksımızın içerisinde bu prensesimiz. Ben soğan suyu kullanıyorum arkadaşlar. Soğan, sarımsak suyu, yumurta kabuklarını çöpe atmıyorum. Yumurta kabuklarını ister toz haline getirin, çiçeklerinize verin. İsterseniz de nasıl diyeyim suyunu yumurta haşladıktan sonra suya tuz atmayın. Haşladıktan sonra soğuyunca çiçeklerimize verebiliriz. Muz kabuklarından çay yapıyorum arkadaşlar. İster muz kabuklarını kurutun, topraklarına gömün çiçeklerinizin. İsterseniz de çayını yapın. Hem kendiniz için hem çiçeklerinize içirin. Çok şifalı bir çay arkadaşlar. Evet, hemen şurada göstereyim. Benim burada kalonşo yaprağım kırılmış. Evet. Daha önce kırıldığı için şöyle şu kenarı da kuruma yapmış. Ben burayı kopartacağım. Ondan sonra dikeceğim.
Evet, şöyle kopardık ve hemen şuraya boş saksının kenarına parmağımızla, az önce dedim ya tırnağıma toprak girmiş diye, şöyle yaptım. Evet, Osmaniye'de ceketi giydim, çıktım sabah sabah dışarıya. Güneş doğduğu zaman yaz, bizim burada yağmur yağdığı zaman kış. Evet, hemen şurada da göstereyim arkadaşlar. Az önceki kalonşomuzun bir diğer eşi, diğer kardeşi. Evet, şunları da göstereyim. Anne kalonşomuza geçelim. Bu da kalonşo manginimiz bu arada. Prensesimiz. Yağmurlar yağınca gördünüz mü? Su damlacıkları ne kadar güzel gözükmüş. Harika gözüküyor. Manzara süper. Evet, şuradaki yıldız kalonşomuz. Çiçeklerin içi tamamen su dolmuş. Kalonşolarımızın yağmurdan faydalanmaları çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle açık balkonunuz varsa harika kalonşolar oluyor. Evet, kalonşo zaten bol güneşi ve açık havayı sever. Evet, bu da yapraktan ürettiğim bir kalonşo. Daha minnak, ilk defa çiçeğini açıyor. Evet, bunu göstereyim arkadaşlar. Bu geçen yaz alınan, marketten alınan, çiçekçiden alınan bir kalonşo. Çok küçüktü. Bunun yani bir tane şu dalını düşünün. Öyle bir şeydi. Bu kadar anca büyüdü. Hani bazı arkadaşlarımız diyor, Gülay Hanım, kalonşo aldım marketten. Kesinlikle ilerlemiyor, büyümüyor diyor. Ama arkadaşlar, kalonşolarımız, bütün çiçeklerimiz sabır işi. O yüzden diyorum ki ben, sabrınız varsa çiçek yapın ve onun emeğine, ezgisine oynayın diyeyim daha doğrusu. Onlar da böyle size güzel güzel çiçekler verir arkadaşlar. Bu prensesleri sürekli paylaşıyorum videolarımda. Paylaş paylaş bitmiyor. Paylaş paylaş doymuyorum arkadaşlar. Şöyle her balkona çıkışımda bir video çekme ilhamı geliyor. Evet, bu çiçeğimizin rüzgardan baya baya etkilenmişti. Tomurcukları birazcık kurudu. Aslında daha yoğun açardı ama neyse, kurutmadığımıza şükür. Çünkü kış ayı bu yıl Osmaniye'de birazcık ağır geçti. Ama ben Afyon'daydım normalde yıllarca. Afyon'un soğuğuna bakaraktan Osmaniye'de kış yok diyorum ben her zaman. Bizim komşular üşüyor, çok soğuk dedikleri zaman diyorum, siz burada kış mı görüyorsunuz? Kış gördük mü zannediyorsunuz diye. Evet. Bunu ben beyaz zannediyordum. Gördüğünüz gibi açık toz pembe çıktı. Hemen şöyle geçeyim arkadaşlar. Şu manzarayı şöyle göstereyim. Daha da tomurcuk olan kalonşolarımız var. İnşallah onları da şöyle yavaş yavaş göstereyim. Şöyle hem yanlarına yaklaşayım hem de göstereyim. Gördüğünüz gibi tamamen tomurcuk daha ama renkleri karıştırıyorum. Beyazı, sarıyı ve o beyaz toz pembeyi, ebroliyi karıştırıyorum arkadaşlar. Bunlar tomurcuk. Galiba belki bu da ebroli. Çünkü ebroli çok geç açıyor. Evet, bunu bir arkadaşım vermişti hediye. Böyle küçücük bir daldı. Sağ olsun canım benim. Benim kalonşolara her ne kadar benzese de çok farklı bu. Bu da değişik bir farkı var. Şöyle yaprakları hem daha koyu renk hem de çiçeğinin ortasında gördüğünüz gibi o sarı püskülleri gözüküyor. Ve çok da güzel, hoşuma gitti. Evet, buradaki kalonşomuz toz sarıydı. Limon sarısıydı. Gördüğünüz gibi rengini değiştirdi prensesimiz. Evet, buradaki gül kurusuydu arkadaşlar. Nereye bakarsanız hani normalde birazcık ekranda koyu renk gözüküyor galiba. Koyu, aslında çok koyu değil. Birazcık açık rengi. Şöyle baktığımız zaman kalonşoların rengi nereden bakarsanız birbirine benziyor. Videoda öyle arkadaşlar. Birazcık kameradan dışarıda baktığımız zaman biraz daha açık renkleri. Evet, bu gül kurusuydu. Tamamen gül kurusuydu. Eski resimle yeni resmi yan yana koysam kesinlikle eser yok birbirinden. Bu çok farklı denilebilir. Çünkü benim kalonşolarım yeni kalonşo değil arkadaşlar. 3 yıllık olan var. 4 yıllık olan var. Bu prensesimiz 4 yıllık nereden baksanız. 3 yıllık. İlk kalonşom buydu benim arkadaşlar. Bu daha fazla bende. Daha fazla yıldır bende. Ve bu 1 yıllık.
Geçen yıl kuzenimden aldım, diktim. Renk tonları çok hoşuma gitti. Yıldız kalonşu. Böyle sarı, turuncu ve açıklı koyu olaraktan 3 renk var üzerinde arkadaşlar. Evet, hemen dip kısmına ben şunu da ondan zannediyorum ama bu da farklı çıktı. Hemen dip kısmına başka bir kalonşu da dikmişim. Evet, şurada yine yıldız kalonşumuz. Gördüğünüz gibi bu da fuşya. Evet, gelelim anne kalonşumuza. Anne kalonşumuzu daha önce bir önceki videomda dallara o kadar çoktu ki arkadaşlar aşağıya sarktı. Aşağıya sarkınca ben hepsi kırılacaktı. İyi ki de toparlamışım. Bir önceki videomda izleyenler vardır mutlaka arkadaşlar. İzlemeyenler için söylüyorum. Çiçeklerini kaldıramadı. Dalları her yere sarktı. Neredeyse kırılacaktı. Şöyle bir yumuşak pamuklu iple bağladım onu ben. Şeritle bağlamak istedim. Şerit sert geldi sanki bana, kıyamadım. O yüzden şöyle yumuşak bir iple bağladım. Ortasına bir çubuk, bir kenara çubuk koymak istemedim ama o da saçaklarına dedim, hani tamamen kökü çok yıllık bitki olduğu için bu saçak sarmıştır tamamen. Saçaklarına zarar veririm, incitirim diye korktum bu prensesimizi. Şöyle üst taraftan alayım, bakar mısınız? Ekranı doldurdu, neredeyse ekranı doldurdu. Şöyle de ben resmini çektim tabii. Evet, bu kalonşumuzdan ben ürettim. Çok da çeliklerinden sattım. Köksüz olarak çelik veriyorum arkadaşlar. Çünkü kıyamıyorum. Bunlardan ben tekrar tekrar üretip daha çok kişiye vermek istiyorum aslında. Evet, havalar yağışlı. Biraz arabalar daha fazla ses çıkartıyor. Ben bu kalonşumu ürettim arkadaşlar. Yaprağından ürettim, çeliklerinden ürettim. Az önceki de gösterdiğim zaten. Az sonra videonun sonuna doğru tekrar geri gideceğim o prensesimizin yanına. Görünce şaşırdım. Resmen sanki ilaçlı gibi, ne bileyim, tuhaf açmış. O çok hoşuma gitti. Evet, anne kalonşumuz bu. Gelecek yıla nasip olursa, ben geçen yıl bunun budamasını yapmadım. Sadece üretmek için birkaç çelik aldım. Ama o budamam lazımmış. Bu yıl inşallah kırılmadan, çok hasar vermeden atlatırsak nasip olursa seneye bu budamasını yapacağım. Hem kökleri gençleşsin, toprağını bile değiştirmeyi düşünüyorum. Toprağını her yıl değiştiriyorum arkadaşlar. Yani bir yıl değiştirmeseniz de ikinci yıl mutlaka değiştirmeniz gerekiyor toprağını. Çiçekleriniz daha güzel alsın vitaminini topraktan. Ben orman toprağı ve çam toprağı ve bahçe toprağı kullanıyorum zaten. Ormandan getiriyorum. Ve şöyle hemen de yakın zaten karşımızda çamların içinden çok güzel topraklar getiriyorum. Daha önce yaylalardan getiriyordum. Yaylalardaki toprak daha güzel bence. Daha doğal geliyor bana. Çünkü çöp atıkları yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel oluyor. Ve şurada da bodrum papatyam açmış ya. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, ilk defa görüyorum bu prensesimi. Açmış. Bol bol da tomurcukları var üzerinde. Evet, şeker begonyamız. Bunu komşum verdi sağ olsun. Evet, kalonşumuz böyle arkadaşlar. Geçen videomda da paylaştım. İple bağladım ben bunu. Tamamen sarkmıştı. O videomu da, geriye dönük videolarımı da izlemeyen varsa izlemesini tavsiye ederim. Masanın üzerine tamamen böyle doldurmuş, aşağılara doğru sarkmış vaziyetteydi. İyi ki de toparlamışım. Bu yağmurlu havada biraz daha ağırlık çökecekti üstüne. Biraz daha yatacaktı. Belki de kırılacaktı. Ona da çok üzülürdüm. Ya, incitmek istemiyorum. Bir tanecik yaprağa dökülse içim yanıyor çiçeklerimin. Evet, şurada fuşya var. Bunu ben kuzenimden geçen yıl aldım. Evet, fuşya. Bir çelikte arkadaşlar böldüm. 3-4 tane çelik yaptım ve diktim. Böyle boyunun kısa olduğuna bakmayın. Bacaksız açarsa inşallah. Yeni yeni videolarda da paylaşırım inşallah. Evet, bunun da çiçek formu çok güzel. Hoşuma gitti. Şu ortasındaki o bıcırıklar var ya, minik minik sarı, ne diyor arkadaşlar buna ya? Şu anda unuttum videonun isminde, videonun içinde. Şunlar.
Tohum yapar mı acaba bilmiyorum. Bunların şeyler yapmıyor ama tek katlılar yapabilir belki tohum. Şöyle hemen ben tekrardan şöyle yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Yavaş yavaş geçelim. Ve yine oradaki buradaki yeni büyüyen prensesimize gelelim. Ve şu çiçeği izlemeye doyamıyormuş. Sabah kalktım balkondan çıkar çıkmaz. Çok hoşuma gitti. Görünce de hemen sizinle paylaşmak istedim. Evet, dediğim gibi mutfak artıklarından tamamen çiçek doğal besinler yapıyorum arkadaşlar. Çiçek besinleri. Bunları da ben sık sık paylaşıyorum. Geriye dönük videolarıma da eğer abone olup zili de açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan da siz haberdar olursunuz. Geriye dönük videolarımı da takip ederseniz orada çiçeklerime neler yaptım, nasıl baktım, onların hepsi var zaten. Evet, videoyu burada başladık. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar, sağlıkla sıhhatle kalın. Kanalımıza like'larımızı unutmuyoruz. Like'lar bizim için çok önemli arkadaşlar. Videoyu izliyoruz ama like'ları unutuyoruz. Like'ları siz like bırakın ki bizim videomuz da kanalımızda daha güzel ilerlesin ve size böyle bol bol daha güzel çiçekler çekelim. Evet arkadaşlar, şöyle de etrafı çekeyim. Bugün hava yağışlı dedim. Evet, bizim etrafımız böyle yeşillikler içerisinde. İnşallah şurada da güzel güzel. Şurada benim hemen limon ağacım var arkadaşlar. Bir tane de arka tarafta var. Arka taraftaki limonun da limonlarını yedik. Çok şükür. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Hep çiçekli kalın. Ruhunuz, hayatınız hep böyle çiçekli olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.